Beşinci konumuz quantified, miktar belirleyiciler. Şimdi bakalım. Miktar belirleyiciler hem sayılan hem sayılmayanların miktarını belirtmek için kullanılır. Yani çok su sayılmayan, çok kalem sayılan. Sayılan bir şey miktar belirleyici aldığında istisnalar hariç çoğul halde kullanılırken sayılmayanların çoğulu olmadığı için miktar belirleyici alsa da çoğul yapılmaz. Yani bir miktar belirleyici sorusunda, burası önemli, boşluktan sonra sonuna çoğul eki almış bir kelime varsa o kelimenin anlamını bilmesek bile onun sayılabilen bir şey olduğunu anlar ve şıklarda ona göre bir seçim yaparız demiş. Eğer almadıysa da sayılmadığını anlar ve ona göre bir seçim yaparız. Örneğin, diyelim ki sınavda bir boşluk var. Boşluktan sonra atıyorum books. Book'un ne olduğunu bilmiyorum. Kitap olduğunu bilmiyorum ama baktığım sonunda çoğul eki var. S. Ve soru, atıyorum şıklarda many var, çok, much var, çok. Many sayılanlarda geliyor biliyorum, çok demek. Much da sayılmayanlarda gelen miktar belirleyici, o da çok demek. Bakıyorum cümleyi anlamasam bile, book'un ne olduğunu bilmesem bile, madem S takısı almış, çoğul eki almış, demek ki bu sayılabilen bir şey. Çünkü sayılmayanın çoğulu olmaz. S çoğul eki aldığı göre sayılabiliyor. Şıklarda maça elerim, many'yi seçerim. Bu şekilde şık eleyebiliriz. Ya da atıyorum nokta noktadan sonra water demiş, su. Ama ben water'ın ne olduğunu bilmiyorum. Şıklarda da many ve much var. Many sayılanlarda çok demek, much sayılmayanlarda çok demek. Bunu biliyorum ama water'ın ne olduğunu bilmiyorum. Ama bakıyorum eğer sayılabilen bir şey olsaydı sayılan şeyler miktar belirleyici aldığında kesinlikle çoğul eki almak zorunda olduğu için eğer sayılsaydı waters derdi. Madem dememiş demek ki water denen şey bilmesen bile anlamını demek ki sayılamıyor deyip many'yi eleyip maçı seçebilirim. Tabii ki istisnalar var, düzensiz çoğullar var, S2 almadan çoğul yapılan ama genelde bu tutar. Yani bir miktar belirleyici sayılan bir şeyin başına gelince, sayılan şey ne? Kitap, defter, kalem. Mutlaka onun çoğul eki alması lazım. Hiç kalem derken bile birden az olduğu halde any pencils dersiniz. Dolayısıyla boşluktan sonra kelime S eki aldıysa, kelimeyi bilmesen bile aa bu çoğul eki almış, demek ki sayılıyor deyip aşağıda sayılmayanlarda gelen miktar belirleyicileri eleyebilirim. Ya da boşluktan sonra gelen kelimeye bakıyorum. Kelimeyi bilmiyorum ya da sayılmadığını bilmiyorum ama S eki gelmemiş, çoğul eki gelmemiş. Eğer bu sayılsaydı çoğul eki alırdı. Madem bu bir miktar belirleyici sorusu, eğer sayılsaydı çoğul eki alırdı deyip çoğul eki almadığına göre demek ki sayılmayan bir şey deyip aşağıda da bu sefer sayılanlarla kullanılan miktar belirleyicileri eleyebiliriz. Bir örnek daha vereyim. Nokta noktadan sonra atıyorum gasoline var. İşte benzin. Sonra devam ediyor cümle. Aşağıda few ve little var. İkisi de az demek. Few sayılanlarla geliyor, little sayılmayanlarla. Tabii bunları bilmemiz lazım. Few'in sayılanla geldiğini, little'ın sayılmayanla geldiğini biliyorum. Gasoline'ın ne olduğunu bilmesem bile, bakıyorum eğer sayılsaydı, madem bir miktar belirleyici alıyor, şıklarda miktar belirleyiciler var. Eğer sayılsaydı kural gereği, hiç bile desem çoğul eki alırdı. Demek sayılmıyor, çünkü S2 gelmemiş, few'e elerim, little'ı seçerim. Ya da tam tersi, atıyorum tables. Table'ın ne olduğunu bilmesem bile bakıyorum ki sonunda çoğul eki var. Sayılmayan şeylerin çoğulu olmaz. Demek ki bu sayılan bir şey deyip little'ı eleyip few'i seçebilirim. Çünkü sayılan şeyler kural gereği bir miktar belirleyici aldığında çok da desem, az da desem, birkaç da desem, hiç de desem fark etmez. Mutlaka çoğul eki alırlar birkaç istisna hariç. Sayılmayanların da asla çoğulu olmaz. Sayılmayan şeyler nedir? Sıvılar, gazlar, sıvı katı arası olanlar, yoğurt, çorba ve bazı belli başlı kelimeler var. Onlara oturup ezberlemeye gerek yok. Şimdi furniture, mobilya ama furnitures diye bir şey yok. Mesela onun çoğulu yok. Veya rice, atıyorum şuraya yazıyorum rice, pirinç.
Rices diye bir şey yok. Çoğulu yok. Sayılmıyor kabul ediyorlar. Veya money, para sayılmıyor kabul ediyorlar. Ama dediğim gibi bunları ezberlemeye gerek yok. Miktar belirleyici sorusunda o çoğul ekine bakarak sayılıp sayılmadığını anlayabiliriz. Böylelikle de şıklarda elemeler yapabiliriz. Şimdi bütün sayılan sayılmayan fark etmiyor all demek. All the books are here. Tüm kitaplar burada. Bakın çoğul eki geldi. Sayıldığı için. All my money is in the bank. Tüm param bankada. Burada çoğul eki gelmedi. Çünkü para sayılmaz. Sayılmayan şeyin de çoğulu olmaz. Ama all bütün falan derken sayılanla da sayılmayanla da gelebiliyor. Herhangi bir sorun yok. Çok. Sayılanlar ve sayılmayanlar çoklarda değişiyor. Altını çizdiklerim hem sayılan hem sayılmayanlar da gelebiliyor. Mesela altını çizdiklere bakalım. A lot of, plenty of, lots of, most. Most çoğu demek bu arada. Bu dördü aşağıda da var bakın. Sayılmayanlarda da var. Yani sayılsa da sayılmasa da. Yani kitap da desem, para da desem. Sayılsa da sayılmasa da çok derken bu dördünü kullanabiliyorum ikisinde de. Bu arada most demişken bir şeye dikkat. Most eğer yanına bir sıfat alırsa most beautiful en güzel, most expensive en pahalı, en anlamına gelir. Ama yanına bir isim alırsa çoğu anlamına gelir. Şöyle ki yani most experience. Bu çoğu deneyim değil, en deneyimli demek. Şimdi bir sıfat. Ama most people deyince en insanlar değil, çoğu insan. O zaman most genelde zaten en derken başına the da gelir. The most experienced, the most beautiful, the most expensive dediğimde en anlamı katıyor. Ama başına the almadan yanına isim alınca most people, most islands, çoğu adalar, most children, birçok çocuk. İsim alınca çoğu anlamına geliyor. Miktar belirleyici oluyor. İki tane most var yani. Yanına sıfat mı almış, isim mi almış ona göre çevireceksin. Şimdi bakalım. Önce sayılanlarda a lot of, plenty of, lots of ve most. Hem sayılan hem sayılmayanları kullanılabiliyor dedim. Peki. Sayılanlarda kullanılıp sayılmayanlarda kullanılmayanlar. Many. A good many. A great many. A large number of. Large numbers of, a good few, the majority of, çoğunluğu demek bu. A number of, çok sayıda yine. Scores of, many a good, many a large number of, quite a few ve several. Several hem birçok hem birkaç demek. Ha, bunları ezberlemenin kolay yolu. Ezber yapmaktansa, çünkü buna benzer daha çok şey var. Not yazmışım. İçinde number, many ve fiil geçen yapılar olursa buraya ezberleyin. Bilin ki sayılanlarda çok demek. Bakın many'nin geçtiği yerlere bakalım. Şimdi many'nin sayılanlarda geldiğini biliyorum. E içinde many geçen yapılar işte good, great, large falan filan gel, quite falan gelse bile içinde many geçiyorsa bakıyorum hep sayılanlarda a good many, a great many, many a good, many a number geçenler. A number of, large numbers of, a large number of. Few geçenler. A good few, quite a few. O zaman burada yapmamız gereken şu good'lar, great'ler, large'lar, quite'ları ezberlemeye gerek yok. Eğer içinde number, many ve few geçiyorsa bir kalıbın miktar bir için demek ki bu sayılan bir şeyde kullanılıyor ve çok demek. Böyle hatırlayabilirim. Ha, number zaten sayı demek. Demek sayılanla gidiyor. Many sayılanlarda çok demekti. Demek sayılanlarla gidiyor. Few birazdan göreceğiz. Sayılanlarla gelen bir şey az demek. Demek ki sayılanlarla gidiyor. Garip bir şey var. Few normalde az demek. Çok az demek. İleride göreceğiz. Ama few'in başına a good, quite falan geldiği zaman garip bir şekilde çok anlamına geliyor. Evet. Bakalım. I have got a lot of books. Birçok kitabım var. There aren't many workers in the factory. Fabrikada çok işçi yok.
She burned most of her photos. Fotoğraflarının çoğunu yaktı. I need plenty of pens. Birçok kaleme ihtiyacım var. Bu arada plenty of'suz gelmez. Not düşebilirsiniz. Plenty of'suz gelmez. Plenty diye bir şey yoktur. Plenty of vardır. Şıklarda dikkat. A great many students attended the classes. Birçok öğrenci derse katıldı. A number of people live in Istanbul. Çok sayıda insan İstanbul'da yaşıyor. Large numbers of birds flew there. Çok sayıda kuş oraya uçtu. Quite a few exercises were done. Oldukça çok egzersiz yapıldı. Bakın, few exercises deseydi az anlamına gelirdi. Ama few'in başına quite, good falan bir şey gelirse birden çok anlamını taşımaya başlıyor. Tekrar söylüyorum, teker teker ezberleme gerek yok. İçinde number, many, few geçen yapılar sayılanlarla geliyordur ve çok anlamına geliyordur. Hiç başlardaki great'leri, good'ları, large'ları ezberlemeye gerek yok. Yalnız bir not var. A number of ile the number of farkı. Şıklarda ikisini bir farkını sorabilir. A number of bir miktar belirleyici. Çok sayıda demek. The number of ise nokta noktanın sayısı demek. A number of students are here. Çok sayıda öğrenci burada. The number of students is 1500. Bu arada sınavda sayıları Türkçe okuyun. Hiç İngilizce girmeyin. The number of students is 1500. İngilizce. The number of students is 1500. Öğrencilerin sayısı 1500. Ha. Şimdi hocam çıktı a number of ile the number of ama cümleyi çok anlamadım. Acaba nokta noktanın sayısı mı diyor yoksa çok sayıda nokta nokta mı diyor? Ne yapabilirim? Nasıl anlayabilirim ikisinin farkını? Şu taktiği kullanabilirsiniz. Bakın ikisi de çoğul eki alıyor. A number of students, the number of students. Ama a number of students they muamelesi görürken, çoğul muamelesi görürken bakın are almış. Have'den has'den have'ı alır. Do'dan love'dan do'yu alır mesela. The number of students her ne kadar s çoğul eki varsa da özne öğrenciler değil, öğrencilerin sayısı olduğu için yani oradaki the number of aslında it'e eşit. The number of'un altına it yazalım. Çünkü oradaki özne öğrenciler değil, öğrencilerin sayısı. Sayı tekil bir şeydir. Öğrencilerin sayısı it. Zamir olarak it koyarım. Bakın is almış. Yani a number of they muamelesi görürken, onlar, üçüncü çoğul şahıs muamelesi görürken, the number of it muamelesi görür. Yani üçüncü tekil şahıs muamelesi görür. Yani baktınız böyle bir soru var. Şurası boşluk. A number of students nokta nokta şey nokta nokta students are here demiş. A number of'u da çizmiş. Şıklarda a number of the number of var. Yukarıda da students are here var. Şimdi anlamını bilirsek zaten the number of olmayacağı belli. Öğrencilerin sayısı burada denmez. Ama anlamını bilmiyorsan veya daha komplike bir cümleyse bakarım madem ar demiş, they'ın arı var. Demek ki buna they muamelesi yapmış. The number of olsaydı it muamelesi yapıp is koyardı deyip a number of diyeceğim. Ya da altına bakalım. The number of students is 1500 de. Diyelim ki the number of'u boşluk olarak verdi. Students is 1500 dedi. Anlamına bakarsam yapabilirim. A number of koysam çok sayıda öğrenci 1500 denmez. Ama anlamını bilmiyorum ya da daha komplike bir cümle. O zaman bakarım a number of mu, the number of mu diye karar verirken. Madem is koymuş, it muamelesi yapmış. Üçüncü tekil şahıs muamelesi yapmış. Demek ki a number of olamaz. A number of'lu kullanımlar miktar belirici olduğu için çoğul muamelesi görürdü. Madem tekil muamelesi görmüş, the number of'u seçerim. Bunu taktik olarak kullanabilirim. Bu sadece emizler için geçerli değil tabii. Was, were, işte geniş zamanda s takısı gelmesi. Bu üçüncü tekil şahsın gördüğü muameleleri görür demek istiyorum the number of. O zaman hem anlam farkı var, a number of ve the number of'da hem de gramer farkı var. Not. İkinci not. Many a, many a good. Bunu ezberleyeceğiz. Yanına tekil isim alır. Ve tekil muamelesi görür ama anlamı çoğuldur. Tavlodan buraya ok çıkartabiliriz onu bulup. Bakın alt alta zaten many a good ve many a. Sol tarafta tabloya bakıyorum. Many a good,
ve many e. O ikisinden buraya ok çıkartabiliriz. Ha, istisna bir durum. Normalde sayılan şeyler miktar verici aldığında çoğul eki alırdı. Bu ikisi de sayılanla geldiği halde many good ve many ve çok anlamına geldiği halde garip bir şekilde tekil muamelesi görüyor ve tekil isim alıyor. Many child has died because of hunger. Birçok çocuk açlık yüzünden öldü. Burada many değil de many deseydim mesela, o zaman many children derdim. Ya da a lot of children derdim. Birçok çocuk, children, child'ın çoğulu. Ama many ya da many good dersem tekil koyuyorum sayıldığı halde, çoğul yapmıyorum. Ve tekil muamelesi yapıyorum. Bakın, have died değil, has died demişim. Are değil, is koyardım. Were değil, was koyardım. Buna dikkat. Ha, bu bilgi nerede gerekebilir? Diyelim ki şıklarda many e ve many var. Yukarıyı boşluk vermiş. Nokta nokta child has died because of hunger. Many var, many var. X de çok demek, X de sayılanla geliyor. Bakıyorum child tekil, çoğulu children. Allah Allah, sayılan şeyler çoğul eki alırdı miktar belirleyici gelince çoğul eki alırdı deyip demek ki many değilmiş, many diyeceğim. Ya da child'ın ne olduğunu bilmiyorum. Has var orada. Eğer sayılsa, şey, çoğul olsaydı have alırdı. Has aldığına göre tekil muamelesi yapmış deyip many değil, many'yi seçeceğim. E tam tersi olarak da burada children olsaydı many'yi değil many'yi seçerdim. Have olsaydı has died yerine they muamelesi, çoğul muamelesi yapmış deyip many'yi değil many'yi seçerdim. Çünkü dediğim gibi her ne kadar sayılan şeyler miktar belirleyici aldığında çoğul yapılsa da many good ve many yanına tekil isim alır sayılsa da ve tekil muamelesi yapılır. Tekil muamelesi yapmak şu demek, bu yardımcı fiillerde emizardan is koymak, have has'dan has koymak, do does'dan does koymak, was were'den was koymak. Bunu kastediyor. Şimdi sayılmayanlara geliyorum. Sayılmayanlar da çoklar. A lot of, plenty of, plenty of'suz gelmezdi. Lots of ve most. Hem sayılan hem sayılmayan da vardı. Burada many yerine much var bakın. A good deal of, a large sum of, a great quantity of, a great deal of, a vast amount of. Ama bunları da ezberlemeye gerek yok. Hatta bunun daha quite'la large'la yapılan başka versiyonları da var. Burada bilmemiz gereken de not. İçinde deal, amount, quantity ve sum geçen yapılarda başına ne gelirse gelsin sayılmayanlar da gelir ve çok anlamına gelir diye ezberleyeyim. Bunun dördünün de anlamı miktar. Deal, amount, quantity ve sum. Dört de miktar demek. O zaman şu good, large, great, vast, mass bunun gibi kalıpların yanına eğer number, many, few gelirse sayılanlar da çoktur. Deal, amount, quantity, sum gelirse sayılmayanlar da çok demektir. Böyle eleyebilirim. Teker teker ezberlemeye gerek yok. We need lots of money to buy it. Onu satın almak için çok para ihtiyacımız var. I haven't got much furniture at home. Evde çok mobilyam yok. Mobilya sayılmaz kabul ediyorlardı. Bakın çoğul eki almamış. Most of the work was done. İşin çoğu yapıldı. Plenty of rice is needed for this dish. Çok fazla pirince ihtiyaç var bu yemek için. I ate a great quantity of bread for lunch. Öğle yemeği için çok miktarda ekmek yedim. Ekmek sayılmaz kabul ediyorlar. Hamur gibi. You have a great deal of time to finish it. Onu bitirmek için çok fazla zamanım var. Zaman sayılmaz kabul ediyorlar. Mesela times diye bir şey var. Three times, üç kere. Five times, beş kere. Oradaki çoğul yapılan times, kere anlamında. Ama zaman anlamındaki time sayılmaz, çoğul yapılmaz. I need a vast amount of love. Çok fazla sevgiye ihtiyacım var. Soyut şeylerin de yine çoğulu olmaz. Birkaç biraz sayılan sayılmayan fark etmiyor. Sum. Yani orta düzeydeyse bir şey. Sum. Hem sayılan hem sayılmayanla geliyor. Some of my friends didn't call me.
Arkadaşlarımdan bazıları beni aramadı. There is some water in the glass. Bardakta biraz su var. Yine sayılan bir şey oldu. Çoğul eki geldi. Sayılmayan bir şey olduğunda tabii ki çoğul eki getiremem. Çünkü zaten sayılmayan çoğulu olmaz. Gelelim çok azlara. Çok azlarda sayılan sayılmayanla da fark ediyor. Few, only a few, a few sayılanlar da gelirken little, a little, only a little sayılmayanlar da geliyor. Şimdi arada bir fark var. Bakalım nota. Few ve only a few olumsuz bir anlam taşırken şu ve şu few ve only a few. A few olumlu bir anlam taşır. Yani few'in yanına eksi koyabiliriz. Only a few'in yanına eksi koyabiliriz. A few'in başına artı koyabiliriz. Some'a benzer diyebiliriz. Some'a benzer. Some vardı ya biraz birkaç. Ona benziyor. Some'a çok benziyor. Onun gibi kullanılabiliyor. Şunu kastediyorum. Few ve only a few derken bu çok az, yetmeyecek kadar az anlamı taşır. Çevirirken yetmeyecek kadar dememize gerek yok ama çok az anlamı taşır. Ama a few dersem çok az değil de birkaç anlamında kullanırız. Bakalım mesela. I have got few friends here, so I am bored. Burada çok az arkadaşım var. Bu yüzden sıkılıyorum. Bakın few friends dedim. Çok az arkadaş. Few olumsuz bir anlam katardı. Cümleyi olumsuz yaparım demiyorum. Anlam kötü bir anlam. Çok az arkadaşım var. Bu yüzden sıkılıyorum. Çünkü yetmeyecek kadar az. Ama aynı şeyi. I have got a few friends here, so I am not bored. Burada birkaç arkadaşım var. Bu yüzden sıkılmıyorum. Yani yetiyor anlamı taşıyor. Ya da aşağıya bakalım. I have only a few minutes. I will be late. Sadece birkaç dakikam var. Gecikeceğim. Bakın olumsuzluk nerede var? Gecikeceğim. Demek ki yetmiyor. Ama aynı şeyde only a few yerine a few deseydim, I have a few minutes deseydim, şu soldaki a few olumlu olanı kullansaydım, birkaç dakikam var, I won't be late, gecikmeyeceğim derdim. Yani few ve only a few, böyle yetmeyecek kadar az gibi bir anlam verirken, çok az, a few birkaç, yani yeterli anlamı taşıyor. Aynı şey little, a little, only a little'da da var. Nota bakalım. Little ve only a little olumsuz bir anlam taşırken çok az. A little olumlu bir anlam taşır biraz. Yine little'a eksi koyalım. Only a little'a eksi koyalım. A little'a artı koyalım. Some'a benzer diyelim yine. Yani biraz'a benzer. Hemen örneklerle bakalım. Olumlu olumsuz derken neyi kastediyorum? I have got little money, so I can't buy it. Çok az param var. Bu yüzden onu satın alamam. Olumsuzluk şurada. I haven't got dememişim ama çok az param var. Madem little dedim. Madem little dedim yetmeyecek kadar az. Çok az param var. Bu yüzden onu satın alamam. Ama aşağıdakine bakalım. I have got a little money, so I can buy it. Biraz param var. Bu yüzden alabilirim. Yani yeterli. He shows only a little attention, so I feel lonely. O çok az ilgi gösteriyor. Bu yüzden yalnız hissediyorum. Olumsuzluk burada. Yetmeyecek kadar az ilgi gösteriyor. Ama he shows a little attention deseydi, o biraz ilgi gösteriyor. So I don't feel lonely. Bu yüzden yalnız hissetmiyorum diyebilirdim. Yani çeviri yaparken feel only a few, little, only a little, çok az anlamı taşırken, a few, birkaç, a little, biraz anlamı taşır. Few, only a few, little, only a little, kötü bir anlam katar, yani olumsuz. A few ve a little, tam gibi olumlu bir anlam katar, yetecek kadar var demektir. Hiç, sayılan, sayılmayan fark etmez, any, no ve none gelir. Nota bakalım. İkiden fazla şeyin olmadan olmadığından bahsederken kullanılır. Sokakta hiç araba yok. Çünkü birazdan göreceğiz. İki tane olanlarda farklı şeyler kullanılıyor. Yani iki tane var, iki tane yok derken farklı bir kalıp kullanılıyor. Ama hiç yok derken. Mesela ebeveynlerimin hiçbiri gelmeyecek diyemem. Any, no kullanamam. Çünkü iki kişiler ebeveynlerim, anne babam.
Ama arkadaşlarımın hiçbiri gelmeyecek derken bunları kullanabilirim. Aradaki fark şu. Any de cümle de olumsuz anlamda. Bakalım. We haven't got any drinks with us. Yanımızda hiç içecek yok. Hem cümle olumsuz hem anlam. No da cümle olumlu yapılıyor. We have got no food in the basket. Ama anlam olumsuz. Sepette hiç yiyeceğimiz yok. Yani yukarıdaki örneği no ile yapsaydım we have got no drinks derdim. Aşağıdaki örneği any ile yapsaydım we haven't got any food derdim. No da cümle olumlu görünüyor, anlam olumsuz. Any de hem cümle olumsuz hem anlam olumsuz. Yalnız any'nin bir özelliği vardı, onu hatırlayalım. Belki zamirlerde görmüştük. Any olumlu cümlelerde gelince her anlamı taşıyordu. Mesela ne demiştik? I can eat anything. Her şeyi yiyebilirim demek. I can't eat anything. Hiçbir şey yiyemem demek. Bunu da hatırlayalım. Geçelim Nan'a. Nan da yine cümleyi zaten olumsuz yapıyor. Dolayısıyla olumsuzluk ekine gerek yok. No gibi aynı. None of the doctors could save the patient. Doktorların hiçbiri patient yani hastayı kurtaramadı. Save hem biriktirmek demek, hem kurtarmak, hem yardım etmek. Birçok anlamı var. Depolamak. Şimdi N ve no'nun farkı kolay ama no ve none'ın farkına bakalım. I need no yanlış bir kullanım, I need none doğru bir kullanım. O zaman bu ikisinin yanına şey diyebiliriz, ok çıkartıp no tek başına gelmez ama none gelebilir. Yani zamir gibi gelebilir. No tek başına gelemez zamir gibi ama none tek başına zamir gibi gelebilir. Yani şıklarda no ve none arasında kalırsam tek başına kullanıldıysa, yanına isim almadıysa no değil none. I need no of the books yanlış ama I need none of the books doğru. Yine ikisini ok çıkartıp yazalım. No of diye bir kalıp yoktur ama none of vardır. No of diye bir kalıp yoktur ama none of vardır. I need no books doğruyken I need none books yanlış. Bu ikisine de ok çıkartalım. No direkt yan, no sadece direkt yanına isim olarak kullanılır. None ise böyle kullanılamaz. No sadece yanına direkt isim olarak kullanılır. None ise bu şekilde kullanılamaz. O zaman fark ettiysek no'nun geldiği yere none gelmiyor. None'ın geldiği yere no gelmiyor. Şöyle no tek başına kullanılmıyor, of'la kullanılmıyor ama none tek başına da of'la kullanılıyor. No direkt isim olarak kullanılıyor, none da öyle kullanılıyor. O zaman no ve none arasında kalırsam. Baktım. Cümle yazmış, yanında boşluk var. Ondan sonra nokta koymuş. Yani başka bir şey yok. Demek ki no değil none. Çünkü tek başına gelebiliyordu. Ya da baktım, of da bilmem ne bilmem ne diyor. Of gelmiş. O zaman no değil none. Ama baktım, direkt books demiş. Direkt isim getirmiş. O zaman da none books olmaz, no books diyeceğiz. Tüm sayılan sayılmayan fark etmiyor. All ve whole. All hem tüm grubun hem de bir şeyin bütünü anlamı taşırken whole sadece bir şeyin bütünü anlamını taşıyor. Şunu kastediyorum. Bakalım yan taraftaki örneğe. I need all the cherries to make jam. Reçel yapmak için tüm vişnelere ya da kirazlara ihtiyacım var. Bir tane kiraz ya da vişneden bahsetmiyor. Bakın çoğul getirmiş. Bir sürü kiraz vişne. Atıyorum 1.000 tane varsa 1.000'ine de ihtiyacım var. Tüm kirazlara, vişnelere. The worm has eaten all the cherry. Kurt tüm kirazı yedi. Kastettiği 10.000 tane kirazı yemedi. Bir kirazın bütününü içine girmiş, birinin bütününü yemiş. Bakın all iki türlü de oluyor. Yukarıdaki örneğe şey yazalım. Birden fazla kiraz. Birden fazla kirazın tümü değil. Aşağıdaki örneğe de
Bir kirazın tümü. Hola bakalım. The worm has eaten the whole cherry. Kurt tüm kirazı yedi. Yine bunun da yanına bir kirazın tümü diyelim. O zaman aradaki fark şu. Şimdi alttaki aynı. The worm has eaten all the cherry eşittir. The worm has eaten the whole cherry. İkisi de eş anlamlı. Kurt, o solucan, tüm kirazı yedi. Kirazın bütününü yedi. Ama yukarıdaki örnekte I need all the cherries, tüm kirazlara ihtiyacım var derken orada whole getiremezdim. Çoğul eki gelmesinden de bunu anlayabilirim. Çünkü bir şeyin bütün değil, bir sürünün hepsi. Yani atıyorum, eve geliyor anneniz, aha bütün karpuzu sen mi yedin derse, bu ne demektir? Karpuzun bütününü, hepsini, bir tane karpuzun hepsini. All da diyebilir, whole da diyebilir. Ama manavda çırağı adam, bütün karpuzları taşıdın mı derken, whole diyemez, all diyebilir sadece. Sınavda bazen all'la whole'un farkını soruyorlar. Ha, yukarıdaki örnek gibiyse, yani çoğul verdiyse, cherries, books. Ben şunu anlarım, çoğul yapılmış. Demek ki birden fazla şeyin hepsi deyip all'u seçelim. Ama diyelim ki şöyle bir örnek verdi. Kurt, solucan, kirazın bütününü yedi, hepsini yedi. Şıklarda hem all var hem whole var. İkisi de anlam olarak oluyor. Fark şu, nota bakalım. Belirteç, all'dan önce, whole'dan sonra gelir. Bunu şu örnekte hatırlayın ezberin. All the world, the whole world. All the world, the whole world. All the world, the whole world. Ya da all my money, my whole money. Kastettiğim şey şu. Bu arada oraya bir not düşebilirsin. Belirteç ile ileride de şimdi görecek. Belirteç ile kastedilen the sahiplik. Bakın bir the. Bakın all the world, the whole world. İki, sahiplikler. Neydi bunlar? My, your, his, her, benim, senin, onun. Bir de this, these, that, those vardı ya bu, bunlar, o, onlar. İngilizce'deki belirteçler bunlardır. AM falan da var ama geçin onları. Bunlar önemli. Belirteç deyince kastettiğim şeyler bunlar. Ya bir sahiplik eki benim, senin, onun tabloda görmüştük. Ya this, that, these, those, işte bu, bunlar. Ya da the, bunlar belirteçler. O zaman şöyle diyebiliriz. Belirteçler, yani şunlar. All'dan önce, whole'dan sonra gelir gramer olarak. Hemen örneğe bakalım. The worm has eaten all the cherry, the whole cherry. The, all'dan sonra gelmiş, whole'dan önce gelmiş. O zaman şöyle bir soru çıktı. Cümle verdiler, boşluk verdiler. Orada da demiş ki, my money. Aşağıda all var, whole var. Tüm param. Tüm param. All da oluyor, whole da oluyor. Hemen bakıyorum, belirteç nokta noktadan önce mi gelmiş, sonra mı? Sonra gelmiş. Nokta nokta my money. Hemen ne örneğini hatırlıyorum. Sol taraftaki all the world, the whole world. All the world, the whole world. All the world dediğime göre belirteç all'dan sonra the whole world. Whole'dan önce geliyor. My de bir belirteç. Buraya my money der, your money der, that money der, atıyorum, these money der ya da the money der, fark etmez. Baktım ki belirteç nokta noktadan sonra, o zaman all'u seçeceğim. All my money. All your money. Ama diyelim ki cümle verdi, belirteci koydu. My, your, that, the. Sonra boşluk verdi. Bakıyorum anlam olarak ikisi de oluyor. Ama bakın sol tarafa. All the world, the whole world. All my money, my whole money. Belirteç all'dan sonra whole'dan önce geliyordu. Boşluğa all ya da whole koyacağım. Belirteç boşluktan önce olduğuna göre, belirteçten önce, o zaman whole getirmem gerekiyor. Neden? Belirteç nokta noktadan önce. Hatırlamanız gereken all the world, the whole world, all the world, the whole world, all the world, the whole world.
Bu örnekten niye hatırlayacağım? Belirteç all'dan sonra, hold'dan önce gelir. Ve soruda belirtecin yerine göre, belirteci verir, all'la hold'un farkını soruyorsa, boşluktan önce ya da sonra belirteci koyar, the ya da sahiplik. Ona göre all mu, hold mu karar verirsin. İki şey olunca ne kullanıyormuş bakalım. Both, either ve neither. Both her ikisi de demek. Either ikisinden biri, neither ikisinden hiçbiri. Neither'ın yanına şey yazabiliriz. Cümleyi kendiliğinden olumsuz yapar. Yani not koymaya gerek yok. Aynı no gibi, none gibi cümleyi kendiliğinden olumsuz yapar, not getirmeden. İki şeyin olup olmadığını belirtmekte kullanılır. Yani şunlardan farklı. Bakın yukarıdaki any, no, all ikiden fazla şeyde kullanılıyor. Mesela tüm öğrenciler ya da hiçbir öğrenci. Burada ise iki şeyden bahsediyorsak hiçbir, mesela iki tane öğrenciden bahsediyoruz. Ahmet ve Veli diyoruz. Kalkıp hepsi de geldi de diyemem, hiçbiri gelmedi de diyemem. Yani Ahmet ve Veli'yi şöyle şöyle dedikten sonra kalkıp onlar için any, no, all diyemem. Ahmet ve Veli şöyle şöyle, hepsi geldi değil, her ikisi de geldi derim. Ya da hiçbiri gelmedi değil, ikisi de gelmedi derim. Neither kullanırım. İki tane olan şeylerde all, any, none yerine olumluysa both, olumsuzsa neither gelir. Bakalım. Both of my parents are understanding to me. Ebeveynlerimin ikisi de bana karşı anlayışlı. Understanding. Yani şey diyemem. Anne babam iki tane olduğu için toplamda. Bütün ebeveynlerim diyemem. Ebeveynlerin ikisi de derim. Both of. All of my parents diyemem. Ama arkadaşlarımın hepsi anlayışlı deseydim. All of my friends derdim. Çünkü ikiden fazlalar. Either of my parents is going to come here. Ebeveynlerimden biri buraya gelecek. Ya o ya o. Neither of the twins looks like each other. İkizlerden ikisi de birbirine benzemiyor. Cümleyi kendine olumsuz yapmış. Bakın, don't look falan demedim. Looks dedim, olumlu yaptım. Neither onu olumsuz yaptı. Yani ikizler iki tanedir. İkizlerin hiçbiri birbirine benzemiyor diyemem. None of falan diyemem. Neither diyeceğim. O zaman ikiden fazla şeyden bahsederken hiç ya da hepsi diyorsam, any, no, none, all falan gelirken iki tane olan kişi ya da şeylerde İşte ikisi de yapmayacak, ikisi de yapacak falan derken de both, either, neither getiririm. Yani soruda mutlaka buna bakın. İki şeyden bahsediliyor, ikiden fazla şeyden bahsediliyor. Buradan soru yapılır. Buna dikkat. Bunlar iki tane olanlarda, şu yukarıdakiler ikiden fazla olanlarda kullanılıyor. Her bir. Sayılanlarla geliyor. Madem her bir demek. Each, every, hem her hem her bir. Birbirinin yerine geçer each ve every. Each of, every one of. Olay şu. Each of ve every one, bakalım örneklerle göstereyim. Each book is alright for me. Her kitap benim için okeydir, alright'tır, tamamdır. Yanına yazalım. Sayıldığı halde tekil alır. Bakın, normalde sayılan şeyler çoğul eki alıyoruz, değil mi? Ama yukarıda görmüştük, many'e good istisnaydı. Each falan da istisnadır. Sayıldığı halde each tekil alır ve tekil muamelesi görür. Each book is alright. Books olmamış, are olmamış, book olmuş, is olmuş. Every person is unique according to me. Bana göre her insan eşsizdir, unique. Yine people demedim, person dedim, are demedim, is dedim. Have demezdim, has derdim. Don't demezdim, does derdim. Atıyorum. Yani he, she muamelesi yapardım. Bunu da yanına yazalım. Sayıldığı halde tekil muamelesi. In my opinion, each of the girls is beautiful. Bana göre kızların her biri güzel. Every one of the questions is to be solved. Soruların her biri çözülmeli. Bu ikisine de ortak ok çıkartalım. Each of ve every one of yanındaki isme
Çoğul iki aldırır diyelim arkadaşlar. Each of ve everyone of yanındaki ismi çoğul iki aldırır. Ama tekil muamelesi görür. Nedir tekil muamelesi? Bakın girls dediğim halde are demedim izledim. Questions dediğim halde are demedim izledim. İtmiş gibi, değmiş gibi değil de itmiş gibi izledim. Çünkü aslında kızların her birinden ayrı ayrı bahsediyor. Soruların her birinden ayrı ayrı bahsediyor. O zaman each, every aynı şey. Sayıldığı halde tekil alırlar ve tekil muamelesi görürler. Each of ve everyone of aynı şey. Yanlarına çoğul isim alırlar ama tekil muamelesi görürler. Zaten biz her kızlar demeyiz, her kız deriz. Each girl, every girl. Kızın her biri değil, kızların her biri deriz. Each of the girls, everyone of the girls. Bu farka dikkat. Bir de every of diye bir şey yok şıklarda görürsünüz. Everyone of var, dikkat. Every of diye bir şey yok, everyone of var. Not. All yanına çoğul isim alırken each, every, any tekil alır. All books, every book, each book, any book. Burada any tekil alır demişim. O any'ye bir ok çıkartın. Burada kastedilen any her anlamına gelen any. Burada kastedilen any her anlamına gelen any. Hani olumlularda her anlamına geliyor diye any arkadaşlar. Burada anlatmak istediğim şey şu. Sorularda çıktı diyelim. Şurayı nokta 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 girls. Cümle devam ediyor. Şıklarda all var, every var, each var, any var. Bakıyorum anlam olarak da her kız falan diyecek. Madem girls demiş, her kız derken all'u kullanmam lazım. Çoğul iki almış. All girls. Ama bakıyorum nokta nokta girl demiş. Her kız güzeldir demiş. Şıklarda all var. All da hepsi demek ama tekil olduğuna göre all getiremem burada. Every, each ya da any getirebilirim. Yani all da her hepsi demek. Every de her. Each de her. Any'nin de olumlu cümlelerde her anlamı var. Ama bu her anlamlarını taşısalar da çoğul iki almışsa tüm kızlar her kız derken çoğul iki almışsa all gelir şıklarda. Çoğul iki almamışsa her hepsi derken all değil de every, each ya da any gelir. Buna da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar.